Merhaba arkadaşlar, ben Savaş Doğaner. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bundan yaklaşık 3 ay evvel ilk çekmiş olduğum beyaz ayakkabı nasıl temizlenir videomu YouTube kanalımda paylaştığımda çoğu arkadaşım benimle dalga geçmişti. Ya o video izlenir mi falan diye. Ve şu an o videom tam olarak 35.000 görüntülenmeye sahip. Beyaz ayakkabı nasıl temizlenir araması yaptığınız zaman benim videom 3. sırada çıkıyor. Darısı inşallah 100.000'e, ondan sonra da 1 milyona diyelim. Şimdi bir yoruma istinaden bu ikinci videoyu çekiyorum. Yoksa böyle bir video çekmek gibi bir maksadım yoktu. Bir yorumda şunu görmüştüm: abi benim ayakkabım bez, nasıl temizlenir? İlk videoda görmüş olduğunuz o Puma ayakkabımı yaz tatili boyunca Adana'nın sokaklarında, plajlarında, bulvarlarında giydim ve bu hale geldi. Şimdi yakından görüntülerini göstereceğim. Oldukça kirlendi ayakkabı. Ve bu videoya da özel yeni bir formülle karşınızdayım. Şimdi ayakkabıların gelin şu anki halini bir görelim. Daha sonra da işlerimize hemen geçelim. Geçen videoda hatırlarsanız bu ayakkabının önünde koca bir damla kahve lekesi vardı. Şu an bu ayakkabıda da şöyle ufak ufak yine çay lekelerini ve kahve lekelerini görmektesiniz. Bakalım uygulayacağımız formül bu çay lekesini ve kahve lekelerini çıkarabilecek mi? Gördüğünüz gibi ayakkabıların durumu bu şekilde. Yine şöyle göstermek istiyorum. Şu an bu ışıkta yeteri kadar görünüyor mu bilmiyorum ama çok sakar bir insan olduğum için özellikle şu öndeki kahve ve çay lekelerinden kurtulmak istiyorum. O zaman ilk iş olarak hemen bağcıkları çözelim. Önce bir tane ayakkabımı temizleyeceğim. Bakalım aradaki fark nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Hemen formülü bir su bardağından biraz fazla bir suya 2 tatlı kaşığı şöyle karbonat atıyoruz. Daha sonra biraz deterjan ekliyorum. Deterjanı çok koysanız da sorun olmaz. Şimdi bu ikisini güzelce karıştırıyoruz. Tabii bunu karıştırmıyoruz. Doğru kaşığı aldım. Güzelce bu karışımı iyice homojen olana kadar karıştırıyorum. Yaklaşık 1 dakika boyunca karıştırdıktan sonra karışımımız hazır. Şimdi bu videoda diş fırçası kullanmayacağım. Onun yerine şöyle yumuşak, gördüğünüz gibi inşaat süngeri kullanacağım. Niye derseniz bu ayakkabı bez ayakkabı olduğu için buna daha hassas davranmak lazım ve içerisine de daha iyi nüfuz edebilmek için sünger kullanacağım. Önce ayakkabımızı böyle ıslak, nemli bir bezle veya süngerle güzelce şöyle bir silip kaba tozunu alıyoruz. Ayakkabı silme işlemim bitti. Şimdi sırada formülü ayakkabıya uygulamak var. Şimdi hemen formülü uygulamaya geçelim. Süngerimizi şu büyük süngerden böyle küçük bir parça kestim. Süngeri iyice yumuşattık, nüfuz ettirdik. Şu şekilde, hatta elimiz içine koyalım. Daha iyi nüfuz etsin. Şöyle ikiye de katlayabiliriz ince olduğu için. Sizde bu inşaat süngerinden yoksa, evde kullanmadığınız bulaşık süngeri varsa onunla da yine bu uygulamayı yapabilirsiniz. Elinizi korkak alıştırmayın ama çok da sulu bırakmayın süngeri, biraz sıkın.
Evet, gördüğünüz gibi bol köpüklü bir uygulama oldu. Şimdi uygulamayı bitirdim ama ben istiyorum ki ayakkabının içi de temiz olsun. Nihayetinde Adana'nın sıcağında giydik. İlla ki terledi, bakteri yaptı. Hiç elinizi korkarak alıştırmayın. Bu şekilde yine süngerle elinizin ulaşabildiği kadar içerilere girin. Hiç korkmayın, hiçbir şey olmaz. Şöyle içinde güzelce bir köpükleyin. O karbonat şeyi öldürsün, içindeki bakterileri. İçerisinde sararmasın. Eğer ki içerinin sararmamasını ve bakteri yuvası olmasını istemiyorsanız. Şimdi şurası çok köpüklü. Bakalım durulayınca formül işe yarayacak mı? Ben de sizinle beraber göreceğim. Allah. Evet, şu an bile bayağı bir fark ettirdi yaptığımız işlem. Kendini göstermeye başladı ayakkabı tekrardan. Şimdi diyelim ki acelem var. Ayakkabıyı tertemiz yapman lazım. Hemen şu formülü yap. 2 dakikan almaz. Ama bol köpükle vurma yani. Çünkü ayakkabın ıslak kalırsa koku yapar. Dışında şöyle bir ıslak havluyla veya işte bir havluyla kurulayıver. Çık git, ayakkabıların tertemiz olur. Şimdi ben bunu durulayacağım. Bakalım lekeden, kirden eser kaldı mı? Çok merak ediyorum. Nerede kurulayacağım derseniz, ben şimdi bunu bu şekilde köpüklü bırakmayacağım. Lavaboya gidip bir güzel suyla yıkayacağım. Ondan sonra videoya devam edeceğim. Ayakkabıyı bir güzel duş akabinde yıkadım. İçini dışını tertemiz ettim. Şu anki durumdan oldukça memnunum. Bayağı ayakkabı parlıyor yani. Şöyle biraz suyunu alayım. Hiç makineye falan atmayacağım. Makineye atıp da ayakkabıma zarar vermek istemiyorum. Sonuçta çamaşır makinesinin merdanesi bildiğiniz gibi delikli. Daha doğrusu kazanın diyeyim. Şuradaki çay lekesi vardı. Şimdi yakın çekimde göstereceğim. Gördüğünüz gibi lekeden eser kalmadı. İşlemi bitti ve fabrikadan ilk çıktıkları gibi bembeyaz oldular, hatta daha da beyaz oldular diyebilirim. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bağcıkları da isterseniz tek tek uğraşın. Böyle süngerle çekin. Çok kötü durumdalarsa, ama benimkiler çok kötü durumda değil. Şöyle direkt formülün içine attım. Öyle 2 saat, 5 saat bekletmenize gerek yok. Lavaboya gidin, bunları iyice böyle çitileyin. Normal eskiden
annelerimizin, nenelerimizin yaptığı gibi böyle çamaşır çitiler gibi bunu güzelce çitileyin, asın, temiz suyla durulayın, daha sonra asın. Ondan sonra bağcıklar da tertemiz olacak. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.